önemli ve değerli bir konuğu var. Kendisi Belçika Başbakanı Charles Michel'in danışmanı ve bir Türk kökenli biri olarak da başarılı bir profil çiziyor. Hoş geldiniz Velma Hanım. Öncelikle hoş bulduk. Könle. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizi burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duydum. Evet, sizi isterseniz biraz tanıyalım. Kendinizden bahseder misiniz? Velma Tek kimdir? Tabii Velma Tek evli. İki çocuk annesiyim. İki tane oğlum var. Brüksel'de doğdum. Sonra bir dönem annem, babam, bütün ailece İstanbul'a yerleştik. İstanbul'a gittik. Ve ben evlendikten sonra, hatta büyük oğlum doğduktan sonra onun eğitimi için Belçika'ya geldik. 2001 yılında. Ha, Belçika'ya, yani Belçika'da doğdunuz. Belçika'da, Brüksel'de doğdum. Ha, Brüksel'de doğdunuz. Biz. Sonra ilkokul bittikten sonra Belçika'ya, İstanbul'a gittik. Hı-hı. Orada ortaokul, lise eğitimimi tamamladıktan sonra işe başladım hemen. Evet. Evlenip işte büyük oğlum olduktan sonra da Belçika'ya gelmeye karar verdik. Çok güzel. Peki politika hayatı nasıl başladınız? Politika hayatıma aslında İstanbul'da çalıştığım zaman, yaşadığım zaman Türk-Belçika Ticaret Odası'nda çalışıyordum. Türk-Belçika Ticaret Odası'nın da amacı Türkiye ve Belçika arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri güçlendirmek. Dolayısıyla buradaki bakanlara zaman zaman işte senede 4-5 kere gala gecesi, seminer düzenliyorduk. Bir gala gecesi düzenliyorduk 2-3 senede bir falan. Ve bir senesi 98 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu dönemin kralı, şimdiki kralı o zaman prensti. Prens Philip bir şey düzenlemişti. Ekonomik misyon düzenlemişti İstanbul'a. O zaman da tanıştığım bakanlarla falan çok sempatize olduk. O zaman da tanıştığım bakanlardan bir tanesi de aynı zamanda Dışişleri Bakanı ve deprem döneminde de 99 depreminde gelmişti. Ve beni tabii o zaman hani biraz daha yakından konuşma imkanımız oldu, tanışma imkanımız oldu. Ben Belçika'ya geldiğim zaman da önce bir iş bulup gelmiştim ama Belçika'da malum uzun sürmeyebiliyor kontratlar. Sonra bir dergi, işte benim ablamın eski eşinin çıkardığı bir dergi için röportajlar yapmaya başladım. Ve tesadüfen bu bakanın kongresine gittim. Ve beni hatırladı bakan. Beni hatırlayınca işte burada ne yapıyorsunuz falan dedi. Dedim ben de anlattım. Dedim böyle böyle. İşte dergide mi çalışıyorsunuz falan. Ben de dergiyi biz çıkarıyoruz diye izah ettim kendisine. Hemen dedi bana bilgilerinizi verin dedi. Ben sizi arayacağım. Dışişleri Bakanı Michel. Şimdiki başbakan, bir önceki başbakanın babası aynı zamanda. Ve beni aradı. Ve çok şaşıracaksınız ama sabah 7'de bana randevu verdi. Yok dedim mümkün değil. Bir kere bakanı kendisi aramaz yani. Ben Türkiye'den geliyorum ve böyle bir şey mümkün değil. Sabah 7'de randevu verdi. Dışişleri Bakanlığı'na gelebilir misiniz 7'de? Tabii tabii gelebilirim. Hani çocuğunuz var. Yok yok sorun olmaz gelirim. Çağırmış biri. Evet. Tabii ki gittim randevuya. O zaman bana işte tam olarak ne yaptığımı sordu ve 2003 seçimlerinde aday olup olmadığımı, olup istemediğimi sordu. Ben de neden yani kaybedecek hiçbir şeyim yok zaten diyerekten kabul ettim tabii ki. Sonra siyaset hayatım o şekilde başladı. 2002'de başlayıp 2003 seçimlerinde aday oldum. Bu dönemde birazcık işte Türk toplumunu öğrendim, Belçika sistemini öğrendim. Evet. Ve böyle başladım. Peki neden Emer Partisi? Neden bu partiyi seçtiniz? Evet. Bu partiyi neden seçtim? Çünkü aslında evet söylemediğim tabii o dönemde başka partilerden de teklif gelmeye başladı. Daha ben kesin kararımı vermemiştim. Çünkü yavaş yavaş etrafta fikir almaya için konuşuyordum. Neden bu parti? Çünkü ben liberal düşünceli bir insanım. Yani İstanbul'da yaşadığım o dönemde de Anaplıydım, Anavatanlıydım. Yani dolayısıyla hep liberal bir düşünceye sahip olduğum için, değerlerine sahip olduğum için Emer Partisi'ni tercih ettim. Süper, çok iyi. Peki siyaset yaptığınız sürece bazı tecrübeleriniz neler oldu? Aslında tecrübe olarak, hani hep derler ya evet. Kitap yazılır. Gerçekten kitap yazılır. Çok şeyler öğreniyorsunuz. Bir kere aslında ben siyaseti kabul ettiğim zaman, çünkü düşündüm taşındım gerçekten ben bunu yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye. Siyaseti şahsen neden atıldım? Dedim ki neyse çorbada benim de bir tuzum olsun.
Yani eğer ki buradaki Türk toplumuna hani zerre kadar da olsa bir faydam dokunabiliyorsa ne mutlu bana. Siyasette o şekilde atıldım. Yani o yüzden yani ya da tecrübelerim arasında vakti zamanında birçok buradaki insana hani bunu ben bile söylemesem bile insanlar bir yerde karşılaştığım zaman Belma Hanım'ı tanıyor musunuz? Aa ben tanıyorum işte 10 sene evvel ben onu bunu yaşadım birebir. Hiç ben tanımıyorum o kişiyi. Meğer beni aramış ve ben ona yardımcı olmuşum ve işlemleri olmuş ve Türkiye'ye gidebilmişler. Biz yoksa Belma Hanım olmasaydı biz o senesi işte Türkiye'ye gidemeyecektik. Belki işte olmayacaktık. Ve böyle birçok insanla karşılaştım. Yani artık bu 18 yıllık tecrübeden sonra mütevazi olamayacağım. Burada birçok insana gerçekten faydamın dokunduğunu, ben söylemiyorum zaten, kendileri söylüyorlar, dokunduğunu biliyorum. Ne kadar güzel. Siz Belçika Başbakanı Charles Michel'in ekibinde yer alıyorsunuz ve demin de belirttiğim gibi ve bir Türk kökenli biri olarak başarılı bir profil çiziyorsunuz. Bu başarınızı neye bağlıyorsunuz? Öncelikle bir şey düzeltmek istiyorum eğer izniniz olursa. Estağfurullah. Charles Michel şimdi Avrupa Konseyi Başkanı oldu. Onun yerine Sophie Wilmes geldi. Fakat hala o Evet, şu an. şekilde düşünebilirsiniz, konuşabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Neler demiştiniz? Sorunuza tekrar Şunu bir dedim, düzeltmek bir Türk istedim onu. köken biri olarak dedim, başarılı bir profil çiziyorsunuz. Bu başarınızı dedim, neye borçlusunuz? Çok Yani teşekkür gerçekten ederim. başarılısınız. Ya herhalde çalışmaya borçlusunuz. Yani çalışmaya ve insanları dinlemeye borçlusunuz diye düşünüyorum. Peki, Türk kökenli vatandaşlarınıza ne gibi hizmetler sunuyorsunuz? Şimdi bu konuda şöyle açıklayayım. Türk kökenli diye ayırt etmiyoruz. Yani başbakanlıkta bile bütün vatandaşlara hizmeti veriyoruz. Yani gelen talepler arasında bazen bizim Türkler de oluyor ama sonuçta bunlar ya Belçikalı ya da Belçika'da yaşayan yabancı kökenli, yabancı insanlar oluyor ama herkese hitap ediyoruz. Yani Türk kökenlilere diye Tabii. ayırt etmiyoruz maalesef. Peki, çocuk ve kadın hakları konusunda ne gibi çalışmanız oldu? Veya olacak mı? Aslında olacak. Çünkü ben zaten kendi dalımda vakti zamanında kadın derneklerine üye olmuştum. Bazen bazı anayasalarda da faydalarımız dokundu. Şu anda yapmış olduğum çalışmalar arasında da mesela zor durumda olan kadınlar ya da eşinden hani kavga dövüş ayrılıp da çocuğuyla sokakta kalanlara falan, bunlara benim belediyemde, yaşadığım belediyede meclis üyesiyim aynı zamanda. Yaşadığım belediyede işte mesela 3 tane barınak varken, ev varken, barınak diyorum ama aslında daire bunlar. Barınak varken bunu 5'e çıkartmayı başardım. Bu tür çalışmalarımı da devam etmesini istiyorum. Mesela Belçika'da bir Türk Kadınlar Derneği var. Onlara üye olmayı aslında istiyorum ama üye olmama da gerekmiyor. Çünkü bir şeyler olursa zaten seve seve yardımcı olurum kendilerine. Yani şu anda aklıma gelenler bunlar ama 18 yıl içerisinde gerçekten çok şeyler oldu ama şu an aklıma ilk Şimdi. gelen bunlar. Biliyorsunuz son zamanlarda ülkemizde kadına yönelik şiddet arttı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu gerçekten şiddetle kınıyorum. Yani şiddeti şiddetle kınıyorum diye komik olacak ama gerçekten öyle. Yani bir kadının bir insan olarak değeri olduğunu düşünüyorum. Yani bu ya şimdi bilmiyorum bunu size nasıl anlatayım ama beni dinleyenler için özellikle söylüyorum. Her zaman söylediğim bir şey. Bu şiddeti yapan kişileri de biz anne olarak biz yetiştiriyoruz. Benim de iki tane oğlum var. Ve lütfen annelere sesleniyorum. Çocuklarımızı düzgün yetiştirelim. Düzgün yetiştirelim. Yani şiddeti kınıyorum ama bu şiddeti yaptıranla gerçekten yani sadece suç kadında demek istemiyorum, anne de demek istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın söylediğim. Ama genelde Türk ailelerinde baba çalışır, anne çocuğuyla evde kalır. Dolayısıyla anne daha çok vakit geçiriyor çocuğuyla. Yani demek ki annelere büyük görevler düşüyor. Benim Yani erkek kanımca öyle. çocuklarında bizlere normalde eğitiyoruz. Evet. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor, değil Aynen bunu söylemeye çalışıyorum. mi? Çok güzel. Peki,
Gençlerimizin daha iyi bir eğitim almaları için ne gibi çalışmalar yapılabilir sizce? Gençlerimizin daha iyi bir eğitim almaları gerçekten çok önemli. Çünkü yani eğitimsiz gelecek olmaz. Yani eğitimin önemi özellikle de biz Türk kökenler için bir kat daha kıymetli. Ne gibi şeyler yapılabilir? Kesinlikle bu gençler daha küçük yaştayken mutlaka spor ve sanat dallarını tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki çocuğunuz daha küçük yaşta spor ve sanatla tanışırsa ve belli bir yaşa kadar bunu eğer kendisine verebilirseniz zaten eğitimin önemini anlayacaktır. Bir şekilde anlayacaktır. Kişiye göre değişiyor, çocuğa göre değişiyor. İki tane çocuğum, ikisi de birbirinden farklı. Evet, zaten evlisiniz ve iki çocuğunuz var. Ama aktif bir şekilde politikanın içindesiniz. Bazen zorlandığınız oluyor mu bir oluyor. Anne olarak? Kesinlikle oluyor. Kesinlikle oluyor. Bunu çocuklardan bir tanesi bana bir kere söyledi ve evet. Bunu asla böyle hala da içime dert olur. Anne sen yoktun ki. Aa. Gerçekten bir anne olarak bunu duymak istemiyorsunuz. Ama bir yandan da eğer ki gerçekten bu topluma bir şey vermek istiyorsanız sadece çocuğunuzu düşünmüyorsunuz o zaman. Çocuğunuz yani babaları her zaman yanında yani hiçbir zaman çocukları evde tek başına bırakıp da bir yere gitmedim. Hatta ve hatta çocuklar küçükken bile katıldığım toplantılara onları da götürüyordum yanımda. Çünkü istemiyordum evde kalsınlar. Bir de yani benle beraber hayatı öğrensinler istediğim için. Ama gerçekten zor. Zor. Kolay bir şey değil. Hakikaten kolay değil. Hem çalışmak hem siyasi hayatınızın olması zor. Ama siz bunu başardınız. Çok güzel bir benden şekilde daha başarılı idare ediyorsunuz. Düşünüyorum. Peki Belma Hanım, son kez bize neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize. Söylemek istersiniz? Valla izleyicilere kesinlikle yani kadın erkek fark etmiyor ama özellikle kadınlarımızın mücadele etmelerini mücadeleleri devam etmelerini, eğer mücadele ediyorlarsa devam etmelerini, etmiyorlarsa kesinlikle, yani bu ille de siyaset değil. Çünkü bazen bir dernekte bile bir faydanız dokunabiliyor. Bir derneğe katılmalarını ya da ne bileyim ben, çünkü bu siyasetin yanı sıra bir dönem bir şeylik yaşadım, hayal kırıklığı yaşadım. O zaman dedim ki ben, ve çok önceden de Kanser Vakfı için etkinlikler düzenlemiştim. Sonra siyasete ağırlık verince onu bir araya bırakmıştım ve tekrar 6 sene önce başladım. Aktif bir şekilde Kanser Vakfı için etkinlikler düzenliyorum. Siyasetin tamamen dışında bir etkinlik ve bundan inanılmaz keyif alıyorum. Yani az önce dediğim gibi, yani eğer ki siyasette de bizim toplumumuza bir zerre kadar bir katkım dokunursa mutlu olacağım gibi. Eğer ki kanserle bile bir hastaya bir gün daha ömür verebiliyorsam eğer, bundan da çok büyük haz duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Dolayısıyla yani yapacağınız ne olursa olsun mutlaka aktif bir şekilde, özellikle de yurt dışında, yani Avrupa'daki kadınlarımızın kesinlikle bir etkinliğe katılmalarını önemli rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Belma Tek bu röportaj için. Gerçekten sizi burada ağırlamaktan büyük bir keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, bugün çok değerli bir konuğum vardı Belma Tek. Bir dahaki programda başka bir konukla görüşmek dileğiyle. Yüreğinizden sevgiyi, yüzünüzden gülümsemeyi sakın eksik etmeyin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.